Evet değerli arkadaşlar, karışım problemlerinde çıkmış ve çıkabilecek sınav sorularıyla devam edelim. Bakalım örneklerimiz neymiş? Tuz oranı %20 olan tuzlu sudan. Diyorum ki tuz oranı %20 olan tuzlu sudan ne kadar bu? X litre olsun, yazdım. Tuz oranı %20 olan X litre tuzlu sudan. 30 litre su buharlaştırılırsa, buharlaştırma olunca ne yapıyordum? Eksi koyuyordum. Dolayısıyla burası tuz, buharlaşan madde su, yani farklı madde olduğu için yüzdesini 0 kabul ediyordum. Yeni tuz oranı ne oluyormuş? %30. Yeni ağırlığı ne oluyor? X eksi 30. O zaman dedim ki 20 çarpı X. Burası zaten ne yapıyor? 0 ile çarpıldığı için 0. 30 X eksi 900. Attım bunu buraya, 900. Attım bunu buraya, 10x. Her tarafı böldüm ona, 90. Buna göre başlangıçtaki tuzlu su miktarı kaç litreymiş? 90 litreymiş. Ne yapıyorduk? Yüzdeleri içeriye, ağırlığı aşağıya. Buharlaştırma olduğu için hani eksi koydum. Su olduğu için içine ne yaptım? Farklı madde olduğu için 0 yazdım. İçteki ile dıştakini çarparak sonuca ne yapmış oldum? Ulaşmış oldum bu şekilde. Evet, bakın bir diğer örneğimiz neymiş? Şeker oranı %25 olan 45 gram un şeker karışımının 4/5'i. Şimdi diyorum ki 45 gram un şeker karışımının 4/5'i. Yani 36 gram. O zaman yazdım. Yüzdem 25. Kullanılan karışım miktarım 36 gram. Ve şeker oranı %50 olan. Dedim ki bu da şeker. Bu da şeker. O zaman dedim ki sıkıntı yok. Çünkü içeriye aynı maddelerin yüzdelerini yazacaktım. %50 olan 14 kilogram un şeker karışımının tamamı karıştırılıyor. Elde edilen yeni karışımın dedim. 36, 40, 50 gram yüzdesini nedir dedik? X'tir dedik. Dedim ki o zaman ne yapabiliriz? Sadeleştirebiliriz. Ya da çarparsak burayı 900. Çarpsarsak burayı 700. Burası da ne olacak? 50 çarpı x. Topladım burayı 1500. 50 çarpı x ile her tarafa 50'ye böldüm. X eşittir %30 şeker bulunur. Benden ne istemiş zaten? Şeker oranını. O zaman dedim ki doğru cevabım neymiş? %30. Ne yaptım? Dedim ki bu karışımın tamamı alınmıyor. Ne kadar alınıyor? 4/5'i. Gittim 4/5'ini hesapladım. Kaç gram? 36 gram. O zaman şeker oranı %50 olan 14 gram un şeker karışımının tamamı demiş. Yüzde içeri ağırlığı aşağı yazdım. Son durumda 50 gram var. Yüzdesine de x dedim. Çarptım. Eşitledim. Şeker oranını ne bulduk? %30 bulmuş olduk. Peki gelin o zaman bir diğer örneğimize bakalım. Diyor ki X ve Y sıvılarından oluşan bir karışımın bulunduğu bir kaptan. Sadece X sıvısını hacim kaybı olmadan, yani asla asla uçma, buharlaşma falan yok, ayrıştırarak başka bir kaba aktaran bir düzenek kuruluyor. Bu düzenek sabit hızla dakikada 10 mililitre X sıvısını ayrıştırıyor. Bakın. X sıvısı kaç saatte tamamen ayrıştırılıyormuş? 1. O zaman diyorum ki bakın. 2 dakikada 10 mililitre ayırıyorsa 1 saatte, yani 60 dakikada kaç litre dedim? X eşittir 300 mililitre. Dedim ki karışımdaki X maddesi 300 mililitre. Güzel. Hacimce 3/5'i Y sıvısı olan bu karışımdaki. Diyorum ki bakın. Hacimce 3/5'i Y ise, Y'nin hacmi 3/5 ise, X'in hacmi de dolayısıyla kaçtır? Tamamı 1 olacak bir karışımın 2/5'idir. Peki 2/5'e kaç mililitre geliyor? 300. Buna göre 3/5'e kaç mililitre gelir? Hemen ne yapalım? Hesaplayalım. Diyorum ki 2/5'ine 300 mililitre düşüyorsa karışımın, 3/5'ine yani Y karışımdaki Y'nin hacmi kaç mililitre düşer? Dedim ki 2x/5 eşittir
3/5 × 300. 5'ler sadeleşti. 2x eşittir 900. X eşittir 450 mililitre. Yani yaptığım şey aslında tam olarak şu. 2 dakikada 10 mililitre X sıvısı ayrıştırılıyor. Ve ayrıştırma işlemi 1 saat. Yani 60 dakika sürüyorsa buraya dedim ki A olsun. A buradan ne çıktı? 300 mililitre. Karışımdaki X'in mililitre cinsinden değeri 300. Karışımın 3/5'i Y'ymiş. Bakın 3/5'i Y olan bir karışımın 2/5'i de doğal olarak X olur. 2/5'e kaç gram mililitre karşılık geliyor? 300. 3/5'e kaç mililitre karşılık gelirmiş? 450 mililitre karşılık gelirmiş. Zaten bana da karışımdaki Y sıvısını sormamış mıydı? Evet. O da kaç mililitredir diyoruz? 450 mililitredir diyoruz.